Başlattım. Arkadaşlar bugünkü dersimiz erişim belirleyiciler. Hemen kısa bir örnekle bu konuyu kısaca anlatacağım size umarım. First Eye Academy erişim belirleyiciler. Bir yandan emülatörüm açılırken bir yandan ben de size çok kısaca bilgi vereyim. Arkadaşlar bugün şu zamana kadar basitçe uygulama yazarken sık sık gördüğümüz private, public ve protected anahtar kelimelerinin ne işe yaradığını, ne amaçla kullanıldığını anlatmaya çalışacağım size. Hemen şu emülatör bir açılsın. Arkadaşlar aslında kelimelerin İngilizce anlamları da bize aslında işlerini belirtiyor. O çok güzel. Winosol emülatörü problemimiz var. Hiç bunu çözemeyeceğim şu anda. Vakit kaybetmeyelim. Başka bir bilgisayarda olduğum için şu anda kurulum tam olarak yapılmamış. Kod arkası da geçiyorum. Yok, gerek yok şu anda İbrahim. Zaten örnek çalıştırılmaya değecek bir şey yok. Ben hemen Solution Explorer'dan main page'te çalışmak istemiyorum. Arkadaşlar derli toplu kod yazmak için folder'lar şart. Mesela classes diye bir folder açıyorum. İçerisinde bir class açıyorum. Bu class arkadaşlar ne diyelim buna? İşte deneme sınıfı olsun bu. Deneme adında bir sınıf olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar bir tipin başına public ya da private ya da protected ya da şu anda görmeyeceğimiz internal gibi anahtar kelimeleri kullanılmıyorsa default olarak bu private'tır. Yani bu aslında şu şekilde arkadaşlar. Private class deneme şeklinde. Biz şimdilik public yapalım bunu. Public class deneme diyelim arkadaşlar. Deneme diye bir class açtım. İçerisinde private string ne diyelim? Private string property 1 diyelim. Public bool property public yapalım bunu. Burada property private diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle public'ten private arasındaki farka bakacağız. Sonra protected'a bakacağız. Arkadaşlar şimdi ben bu class'ın içerisinde bir metot yazıyorum. Mesela public void write it. İşte string text diyorum. Pardon. Text demeyelim hiç. Arkadaşlar write.it'te message box demeyeyim ya pardon. Return. Return dedikten sonra arkadaşlar property private'ı da property public'i de görebiliyorum buradan. Yani bunlara erişebiliyorum. Bu ne demek? Arkadaşlar siz private bir değişken de yapsanız, public bir değişken de yapsanız, eğer ki o değişkenler aynı class'ın içerisindeyse, yani bu metot ile bu değişkenler aynı class'ın içerisindeyse, siz private de olsa, bool de olsa o değişkenlere erişebilirsiniz. Ne şartıyla? Bu değişkenlerin global olması şartıyla. Global olmak ne demektir arkadaşlar? Eğer ki ben bu public bool değişkenini return şöyle diyelim. Property public diyelim. Bundan sonra. Eğer ki ben gittim de public void read it diyorum. Arkadaşlar amaçsız şu anda metotlar. İsimlerine aldanmayın. Yalnız void çok saçma olmuş.
Bakın arkadaşlar, ben buraya gidip de bir değişken yazarsam public ne yapıyorum ben? Şu anda neyi yanlış yapıyorum acaba? Aa, pardon, public yazamam zaten buraya. Int a eşittir 5 dersem. Arkadaşlar bakın, int a eşittir 5 dedim. Buraya da int b eşittir 4 dedim. Şimdi ben başka bir metot içerisinde, bakın read it'te değil, write it'te a'ya erişebilir miyim arkadaşlar? A'ya görüyorsunuz erişemiyorum. Ama B'ye erişebilirim. Bakın B'ye erişebiliyorum. Neden erişebilirim arkadaşlar B'ye? Çünkü B bir global değişkendir. Yani bu metodun dışında, klasın içinde olan bir değişkendir. Yani bunu üst küme olarak görebilirsiniz. B write it metodunun kapsayan deneme klasının içerisinde olduğu için write it'ten de erişilebilir. Ancak read it içerisinde global olmayan bir değişken tanımlarsam ben onu diğer metot içerisinde kullanamam. Peki az önce de neyi dedik biz? Arkadaşlar bir class içerisinde yazdığım private ya da public değişkeni ben o class içerisinde her yerde global olduğu sürece her yerde kullanabilirim. E peki bu public ve private ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor arkadaşlar. Ben gidip de başka bir class açarsam. Bu class'ın ismini örnek diyorum. Örnek diye bir class açtım ben arkadaşlar. Public class örnek. Ben buraya bir metot yazıyorum. Public void türet. Türet diye bir metot oluşturuyorum. Bu bilgisayarda kullanmayacağım herhalde ben ama idare edelim. Şimdi biz geçen ders denimizden birinde sınıflardan, klaslardan nesne türetmeyi öğrenmiştik. Şimdi deneme sınıfından bir ne diyelim? Nesne bir adında bir nesne üretelim. Bakın arkadaşlar, o nesne bir, yani o klastan türettiğimiz, hafızaya çıkarttığımız nesnenin özelliklerine erişebilmek için noktaya basıyorum. Bakın arkadaşlar, ben sadece property public'i görebiliyorum. Property private'ı göremiyorum. Neden? Çünkü property private bir private değişken ve başka bir yerden, bu class dışarısından türetilen bir üretilen bir nesne tarafından erişilemez private değişken. Ama public değişken gördüğünüz üzere o nesne tarafından erişilebilir. O nesne tarafından başka bir class içerisinde de erişilebilir bir property olmuş oluyor. Public property'ler. Public ve private arasındaki fark da budur arkadaşlar. Bu aynı şekilde sadece değişkenler için değil. Ben read it metodunun private yaparsam arkadaşlar, bakın nesne 1'de write it'i görebiliyorum public metodu, ancak read it'i göremiyorum. Çünkü o private. Private ve public arasındaki fark arkadaşlar bu şekilde. Peki neden private yapılır bir değişken? Başka bir yerde kullanılmasını istemiyorsak, mesela sadece o kullanılan class içerisinde olmasını istiyorsak bu şekilde private'ı kullanabiliriz. Hemen mantık biraz daha mantıklı örnekler verelim. Ne diyelim? Private pardon, private demiyorum. Mesela private list int tipinden bir list. Ne diyelim? Kilo diyelim. Yıla bağlı kilo diyelim. Şimdi ben bunu public yapacağım. Public. Şimdi ben bir private bir metot oluşturacağım. Private void değil. Private double
diyelim ya da int diyelim. Private int ortalama bir list int liste alsın. Bunun üzerinden çalışsın. Şöyle yapacağım. For each var item in liste. Hemen buraya bir int sum eşittir 0 diyorum. Sum artı eşittir item diyorum. Ve en sonunda sum bölü eşittir liste nokta count diyorum. Bu nedir arkadaşlar? Bu ortalama metodudur. En sonunda return sum diyeceğim tabii ki. Sum'ı geri dön diyeceğim. Public public bir metot yazacağım ben. Bir de bunun tabii şey olsun. Ne diyelim? Public void public. Ay void diyorum, kafam gitti ama. String name diyelim. Bir de bunun ismi olsun. Bu bir kişi olarak düşünelim. Sporcu olarak düşünelim. Bunun kilolarını tutacağız biz. İsmini tutacağız. Şimdi ben öyle bir şey istiyorum ki bir geri dönüş değeri olarak hem ismini hem de ortalamasını dönsün. Yıla bağlı bütün kilolarını vermesin. Sadece ortalamasını versin istiyorum. Public public bunu tabi bu şekilde dönebilmem için bir class yapmam lazım. Public class işte sporcu diyelim buna. Şu an tamamen atıyorum örnekleri. İşte public kilo ortalama diyorum. Public int kilo ortalama. Daha doğrusu ortalamanın da int olduğunu da ilk defa görüyorum yani. Public double kilo ortalama. Public string name diyorum arkadaşlar. Bakın deneme klasından aldığım bu değişkenlerle public sporcu tipinden bir değişken dön diyorum. Public sporcu get sporcu diyelim. Bu şekilde. Ne olmuş olacak? Bu bize şöyle bir şey yapacak. Return new sporcu property olarak da şunları ver diyeceğim. Neyi ver diyeceğim? Kilo ortalaması ortalamaya neyi ver? Yıla bağlı kiloyu ver parametre olarak. Name'e de buradaki name'i ver. This nokta name dersek daha iyi olur. Evet. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Bakın şimdi çok amatsız gibi gözüküyor. Gerçekten de çok amatsız ama bakın nesne bir değişkenim. Burada get sporcu metodunu görüyor ama get sporcu metodunun içerisinde kullanılan ortalama metodunu kullanmasına rağmen göremiyor. Neden? Çünkü ben bu ortalama metodunu kullanıcının kullanmasını zaten istemiyorum. Kullanıcının derken yazılımcının kullanmasını zaten istemiyorum. Ne yapıyorum? Ben onu kendim içeride kullanıyorum. Private yapıyorum. Sadece onun çıktısını veriyorum. Ya da kendi klasım içerisinde kullanıyorum. Dışarıdan kullandırmıyorum. Bu şekilde bu tip işlerde private kullanılır. Ama private'ın genel kullanım amacı arkadaşlar güvenliktir. Bunu da bir araştırma konusu olarak hep beraber araştırabiliriz. Public ve private'ın arasındaki fark bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size ben protected'ı göstermek istiyorum. Protected nedir arkadaşlar? Bakalım hemen. Protected
Bool property protected diyelim. Şimdi bakalım örnek klasından şurada bunu geri alalım. Örnek klasında oluşturduğumuz nesne bir. Bu property protected'ı görebilecek mi? Hayır, göremiyor. Neden arkadaşlar? Şimdi protected şu işe yarar. Protected çok garip gelir ilk öğrenenlere. Çünkü public ile private'ın karışımı gibidir. Neden? Şu şekilde arkadaşlar. Protected aslında başka bir class'tan ulaşılamaz. Ama eğer ki o başka class dediğiniz sizin class'ınızdan türemiş bir class'ta nesneyi, protected property görebilirsiniz. Yani şöyle ki ben örnek klasını gidip de deneme klasından türetseydim nesne 1 nokta o. Ne oldu? Pardon. Denemeden alıyoruz ya. Örnek O1 eşittir. New örnek diyorum. O1 nokta dedikten sonra arkadaşlar bakın property protected'ı görebiliyorum ben. Neden arkadaşlar? Çünkü örnek klası deneme klası da türemiştir ve denemenin içerisindeki protected metotları ya da değişkenleri kullanabilir. Protected de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu zamana kadar anlattıklarımdan anlamadığınız var mı? Zaten basit şeyler ama aklınıza takılmış olan şeyler olabilir. Şu anda private, public ve protected'ı biliyor olmamız lazım. Bir şey soracağım. Evet. Şimdi örnek klasının içindeyim ve örnek klasından nasıl bir instance üretiyorum? Niye tekrar hani örnek işte örnek işte bir örnek yapıyorum? Yani onun yerine mesela Bunu başka bir class'ta yapabilirsin. Yani şey, ben şu anda sadece bunu görmek için mesela şöyle ki sınıf 1 diye bir class açıyorum. Public. Bunun içerisinde public void dene diye bir tane metot oluşturuyorum. Bunun içerisinde örnek O1 eşittir new örnek dedikten sonra o bir nokta diye erişemedim mi şu anda ben? Bir dakika, pardon. Aa, tabii inherit etmedik ya. Inherit edilmiş kısımda yapılıyor. Biz sınıfı inherit etmemiş olduk bu şekilde. Bir dakika. Biz bunu neden burada? Bir dakika, benim kafam mı karıştı acaba? O bir nokta. New örnek dedim. Bir dakika. Sınıf bir. S1 eşittir. New desem. S1 nokta desem erişebiliyorum tabii. Senin class'ın içerisinde inherit kalıtılmış bir class olması lazım kullanabilmen için bunu. Protected'ı. Bir şey Ve soracağım. bunun içerisinde kullanıyorsun onu. Deneme yerine örnek yazsam ne olur? Nereye? Şuraya mı? Yazsam mı? Ama bu denemenin metodu. Tamam. Geldi. Aha, pardon. Örneği de tabii denemeden türettik zaten. Yani dolayısıyla sınıfı hem örnekten hem denemeden türetmiş olduk. Deneme en base. Tamam, protected de bu şekilde çalışıyor. Yani kalıttığınız sınıftan pardon tabii kalıttığınız sınıftan kalıtılmış sınıfın protected propertylerine erişebiliyorsunuz. Protected bu şekilde. Arkadaşlar sorusu olan var mı? Sorusu olan yok herhalde. Bir de daha önce aslında Çakan size göstermişti ama görmeyenler için kısaca anlatacağım. Bir de statik anahtarı var arkadaşlar. Statik anahtarı şu işe yarar. Arkadaşlar statik bir class'ın ya da bir property'nin ya da bir metodun uygulama açık olduğu her an
memoride yer kaplamasını sağlayan erişim anahtarıdır. Erişim belirleyici değil herhalde o. Anahtardır. Anahtar kelimedir statik. Yani şu demek arkadaşlar. Mesela biz public void işte ürettiğim metodu oluşturuyorum. Ben burada şunu örnekten türetmeyeyim. Ben örnek tipinden bir örnek içerisindeki örnek demeyeyim ya. Örneği kullanmayalım. Denemeyi kullanalım da denemenin içinde property vardı. Evet. Ben deneme içerisindeki metotları ya da property'leri görebilmek için class ismi nokta diye erişemiyorum. Bunun yerine ne yapıyorum? Bunu görebilmek için bu class için nesne çıkartıyorum. Bugün konuşamıyorum kusura bakmayın ama. Bir nesne çıkartıyorum. Nesneyi çıkarttıktan sonra nesneden erişebiliyorum. Bu statik olmadığı için hatta zaten statiğin anlamında da bu var. Hafızaya otomatik olarak çıkartılan ve öldürülmeyen, hafızada öldürülmeyen metotlar ya da işte property'ler ya da class'lar. Static class'lar. Peki biz burada nesne oluşturarak ne yapıyoruz? Bir önceki dersimizde söylemiştik. Arkadaşlar nesne oluşturmak demek hafızaya, o class tipinden hafızaya bir kutucuk çıkarmak demektir. Bir bölge çıkarmak demektir. Statik de zaten bu işi yapıyor. Ama statik ne yapmış oluyor arkadaşlar? Böyle hani ileri düzey uygulamalarda çok fazla class olur. Atıyorum yüzlerce class olur ve bu klasların hepsini statik yaparsanız o uygulama ölür. Telefonu öldürür yani. Sadece gerekli yerlerde kullanılması gerekiyor. En iyi örnek zaten AppSamlCS klasıdır. Bakın buradaki değişkenler mesela root frame dediğimiz phone application frame yani bu navigasyonu sağladığımız ana ekran root frame statiktir. Çünkü uygulama boyunca ayakta duran bir şey bu. Hemen size bir örnek vermek istiyorum. Size ben kendi uygulamalarımızdan örnek vermek istiyorum. Biz TFS'e bağlı mıydık burada? Tamam. Mizah yok ama sanki. Var mı? Source Control Explorer. Mizah da. Hemen yazdığımız bir örneği vermek istiyorum size. Arkadaşlar mizahın içerisinde biz bazı yerlerde statiği kullandık. Neden kullandık? Çünkü biz o class'ın içerisindeki metodu her yerde sürekli kullanıyoruz. Zaten sürekli kullandığımız için neden bunu statik yapmayalım, neden sürekli türetelim dedik ve statik yaptık. Hemen örneği şurada arkadaşlar. Application Static Helper dediğimiz bir helper'ımız var bizim. Burada isolated storage işlemlerini tek bir yerden basitçe yapmayı sağlıyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar hep statik. Is there settings, add value settings, işte add safety match, işte bu bizim özel yazdığımız bir class, ona göre yapılmış bir metot. Add higher value to settings, işte save settings, get available space, işte space'i arttırmalar. Bunlar hep görüyorsunuz arkadaşlar log yazma. Bunlar hep statik arkadaşlar. Peki bunu nerede kullanmışız? Hemen bir örnek verelim. Mesela arkadaşlar ne yapmışız? Oylama isteyecekmişiz kullanıcıdan ve üçüncü girişinden itibaren kabul etmediği sürece her üçüncü girişinde bunu karşısına çıkartıyoruz. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın application static helper nokta bakın class ismi nokta diye metoda erişiyorum. Yoksa ben bunu statik yapmasaydım ne yapacaktım? Application static helper işte atıyorum bir isim. APS şey ASH diyorum. ASH eşittir. New application static helper diyecektim. Sonra ASH nokta diye erişecektim statik yapmasaydım. Ve bunu bakın bir ton yerde kullanmışım ben. Bunu çok fazla yerde kullanmışım. Bunların hepsi de türetmek zorunda kalacaktım. Gereksiz. Zaten sürekli kullanılıyor. Onun için statik yapıyorum. Arkadaşlar direkt bir uygulamamızdan da size örnek vermiş olduk.
Var mı arkadaşlar sorusu olan? Sorusu olan yok mu? Özgür benim yok demiş. Kafasına takılan bir şey olan yoksa arkadaşlar benim de yok demiş İbrahim. Olur, geçtiğimiz derslerde işledik. Tamamdır, kaydı durdurayım.